Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sıralı bir model anlatacağız. İlk altyapısını anlatarak başlayacağım. Şu iki renkten birini kullanacağım. Biraz böyle açık ton olsun istiyorum. Beyaz bir yazma üzerinde anlatacağım. Bu benim örnek yazmam arkadaşlar. Şimdi İlk önce altyapısını yapacağız. Beyaz kullanıyorum altyapısında. Mesela yazmanızın rengi mavi ise alt yapısını mavi yapın. Pembe ise burayı pembe yapın. Üzerine istediğiniz renkleri yapın arkadaşlar. Bu şekilde altyapısını yaparak başlıyoruz. Nasıl altyapımız? Haydi bakalım başlayalım. İlk başlarken Şu arka kısmı görmeyin arkadaşlar. Ben ilk başlarken diye başlıyorum. Şöyle tığımı da ipe tutturdum. İlk başlarken ipe tığımı ipe tığım nedir tığa ipimi ipimi tutturdum arkadaşlar şimdi ilk başlarken başına bir aldım tutturdum girdim İlk tığ battı. diye önce bir sonra iki sonra iki aldım şöyle bir trabzan yaptım ilk başlarken araya iki adet zincir çekiyorum başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum bu birinci kutucuğum. Araya 2 adet zincir çekip başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. Bu ikinci kutucuğum ilk başlarken 2 adet zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 3 adet kutucuk yapmış olduk. Şimdi 14 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 ve 14. Yani bu iplerden birini kullanacağım ama karar veremedim. İkisini kullanmayacağım. Şimdi bakın 3 kutucuk yaptık ya arkadaşlar. 1, 2, 3. Şuradaki başındaki trabzana battım. ilmek aldım. Diğer ilmeğimi arasından geçirip buraya sabitledim. Bir zincir döndüm. Rahat dönmesi açısından. Bu 14 adet zincirli noktama giriyorum. 7 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 4 adet zincir çekiyorum. Girip kapatıyorum. Tekrar 7 adet sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7.'yi şu kutucuğun içerisine girip yaptım. 7. 3 tane kutucuk yaptık üzerine bu işlemi yaptık şimdi 6 adet kutucuk yapacağım 2 zincir çekip başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki bundan sonra hep 6 adet kutucuk olarak gideceğiz 2 oldu araya 2 adet zincir çekip başına bir alıp yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 oldu aynı işlemle dördüncü kutucuğumu yaptım. 2 adet zincir çektim. Yandakine girip 5. kutucuğumu yaptım. 1 2 3 4 5. 2 adet zincir çekip yandakine girip 6. kutucuğumu yaptım. Şimdi 14 adet zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Geriye dönüyorum. Bakın 1 2 3 şunun tepesinde kapatıyorum araya 3 tane kutucuk almış oluyorum burada da 3 tane kalıyor arkadaşlar arada ilmek aldım diğer ilmeğin arasından geçirdim bir zincir çektim rahat dönmek adına şimdi bu 14 zincirli alanıma giriyorum 7 tane sık iğnesi yapıyorum 3 4 5 6 7 1 2 3 4 zincir girip kapattım. Tekrar 7 adet sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. bu kutucuğun içerisinden yapıyorum 7. Şimdi yine 6 tane kutucuk yapıyorum. Aralara 2 adet zincir çekerek. 2 adet zincir çekip başına bir alıyorum. Yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 3 4. kutucuğum. 2 zincir çekip yandakine giriyorum. 5. 2 adet zincir çekiyorum. Yandakine giriyorum. 6. 1 2 3 4 5 6. Yine 14 adet zincir. 11, 12, 13 ve 14. Geriye döndüm. 1, 2, 3. Hemen bunu trabzanın tepesinde ilmek aldım. İlmeğim diğer ilmeğin arasına geçirip burayı sabitledim. Bir zincir çektim. Rahat dönmek için yuvaya girdim. 7 adet sık iğnesi yapıyorum. 4, 5, 6, 7. 4 zincir çektim girdim kapattım tekrar 7 adet sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 6 7. kutucuğun içerisine yapıyorum yani devamında yine 6 kutucuk yapacağım arkadaşlar bu şekilde aralarda 3 kutucuk yuvanın içinde 3 kutucuk olacak alt kısmımızı bu şekilde devam ettirip gidelim Evet arkadaşlar resim çekerken kötü gözüksün istemiyorum. Şurasına çakmak mı değil artık bir şey olmuş. Bu benim örnek yazmam zaten. Hemen şuradan başlayacağım. Şu iki iptal ediyorum. Şuraya tepeye ipimi sabitleyerek başladım. Bu bir tasarım model tasarladım bana ait arkadaşlar. İki yani farklı bir sıralı olsun dedim. Çünkü bu şey var sonuçta bu model dizaynı farklı yani tasarımı farklı normalde bu şeyi çok yerde kullandık 2 3 4 5 zincir çektim başına 2 aldım tekrar girdim önce 1 çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 zincir çektim bu iki trabzan arası girip kapattım 2 adet zincir çektim şimdi başına 1 aldım 2 adet zincir çektim yuvaya girdim ilmek aldım 1 Başına aldım yuvaya girdim ilmek aldım 2. Başına aldım yuvaya girdim ilmek aldım 3. 4. Başına al gir yuvadan ilmek al 5. Başına al gir yuvadan ilmek al 6. 7. 8. 9. 10. 11. Başına bir aldım 12. beyaz yuvadan aldım. 10 tane de doldurabilirsiniz. Ben 12 tane doldurdum. İpin ucunu aldım, yukarıya çektim. İpin ucunu aldım, kapattım. 5 zincir çektim. Şu 2 zincirin içerisinden girip 5 zinciri kenar kısmına kapattım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Beyaz yuvaya girip sabitledim. Bakın. Şimdi aynı işlemi bir kez daha yapacağız bu yuva içerisinde. 5 adet zincir çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 adet zincir çektim. Bu iki trabzan arası girip kapattım. 2 zincir çektim. Başına 1 aldım. Yuvaya girdim. ilmek aldım. 1. Başına 1 al gir. Yuvadan ilmek al. 2, 3, 4. 4 başına al gir yuvadan ilmek al 5 6 7 8 9 10 11 başına bir aldım 12. beyaz yuvadan aldım dediğim gibi sizler 10 tane yapabilirsiniz 10. beyaz yuvadan alabilirsiniz ipin ucunu aldım hepsini içinden çekiyorum tığımı yukarı ilmeğimi çıkardım. İpin ucunu alıp kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Araya girdim, sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Girdim, kapattım. Beyaz yuvada 5 zinciri kapattım. Bu şekilde ikili motifimizi yaptık. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer örümcek çekemiyorsanız orantılı 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekin veya 9. Şurada 3 tane kutucuk var ya ortadaki kutucuğa girip sabitleyin. Sonrasında tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekip buraya sabitleyin. Modelinize devam edin. Örümcek orantılı örümcek çekemiyor iseniz. Ben bunu örümcekle deneyeceğim. Yani orantılı örümcek çekemeyenler için bir alternatif olsun diye gösterdim arkadaşlar. Örümcek çekiyorum. Bu ortadaki kutucukta sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekip aynı boyutta inerken çektiğim gibi örümcek çekiyorum burada sabitliyorum işte zinciride de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 zincir çektim başına 2 aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 5 adet zincir çektim yuvanın içine girip sık iğne ile kapattım 2 zincir başına bir alıp yuvaya girip ilmek aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 başına bir aldım 12. beyaz yuvadan aldım ipin ucunu aldım tığıma hepsini içinden yukarı çektim ipimi ipin ucunu alıp burada kapattım tekrar 5 adet zincir tepesine batıp sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çektim yuvaya girip kapat bakın birinci hazır 2 3 4 5 zincir başına 2 al yuvaya girelim önce 1 çek sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekelim 5 adet zincir bu iki trabzan arası girip kapattım 2 zincir başına bir alıp yuvadan yine ilmek topluyorum 3 4 5 6 7 başına al gir ilmek al 8 9 10 11 başına bir aldım 12. beyaz yuvadan aldım ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim yukarı çektim ipin ucunu alıp burada kapatıp 5 adet zincir şimdi bu iki zincirli noktaya girip Şöyle kenar kısımda kapattım. 5 zincir çektim. Beyaz yuvama giriyorum. 5 zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Yine örümcek çekiyorum. Burada 3 tane kutucuk var. Ortasındakine girip kapattım tekrar bir zincir çektim örümcek çektim bunun tepesine sabitledim 5 zincir başına iki alıp yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım 5 zincir bu aradan girip ilmek toplayacağım 2 adet zincir çekip aynı burada olduğu gibi devam edip gideceğiz arkadaşlar Dediğim gibi bu aralara isterseniz örümcek yerine 8 veya 9 zincir kapatıp tekrar 8 veya 9 zincirle buraya sabitleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bence gerçekten yapılabilir güzel bir model oldu. Sıralı oluşu da bir o kadar cazip oldu. Yapmaya değer bir model oldu arkadaşlar. Sizler ne dersiniz? İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.